Selam arkadaşlar, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayar modeli IdeaPad 500'ü inceleyeceğiz. Elimdeki Lenovo IdeaPad 500, 15.6 inç boyutunda bir ekranı sahibi. Boyut ve ağırlığı da bunun çevresinde şekillenen cihaz 2 kilogram civarında bir ağırlıkla geliyor. Bununla beraber günlük kullanım için uygun olan laptop, elbette ultrabooklar gibi sürekli yanınızda taşıyabileceğiniz ölçülerde ise değil. Dizüstü bilgisayarda kullanılan malzeme plastik fakat güzel görünüm kazandırılmış doğrusu. Çünkü iç yüzey fırçalanmış alüminyum izleri taşıyor. Dış yüzeyde de siyah renkli bir gövde görüyoruz. Böylece dizüstü bilgisayarın görünüm anlamında iyi bir seviyede bulunduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Laptop'un çevresine baktığımızda sol tarafta 2 USB 3.0 portu bulunduğunu, onun yanında ise HDMI, Ethernet ve VGA portlarının konumlandırıldığını görüyoruz. Onların yanında havalandırma çıkışı bulunuyor. Diğer tarafta da yine USB 2.0 portu ve microSD kart slotu yer alıyor. Burada bir de DVD okuyucunun bulunduğunu söyleyelim. IdeaPad 500 JBL hoparlörlerle donatılarak bizlere sunuluyor. Dolu ve destekli hoparlörler güzel ses sağlıyor. Hoparlör ızgaları da laptopun hemen altında gizleniyor. IdeaPad 500'ün ekranı 15.6 inç boyutunda demiştim. Ekran bizlere Full HD çözünürlük sunuyor fakat ekranı çok canlı bulmadığımı belirtmem gerekiyor. Parlaklık oranını beğendim ama yer yer soluk alanlarla karşılaşıyoruz. Özellikle ekrana farklı açılardan baktığınızda bununla karşılaşmak mümkün. Ekran çerçevesi de bir hayli kalın tutulmuş, bunu da söylemek gerek. Ekranın üzerine baktığımızda burada sıradan bir kameradan ziyade farklı bir yapı görüyoruz. IdeaPad 500'ün belki de en dikkat çekici özelliği bu olsa gerek, çünkü burada kullanılan kamera sistemiyle bize Intel RealSense teknolojisi sunan IdeaPad 500 piyasada ise normal kamerayla bulunuyor. O nedenle bu versiyonun özel olduğunu, elimdeki versiyonun özel olduğunu söyleyebilirim. Ekranın altında uzanan klavye alanına baktığımızda rahat bir düzen sunulduğunu görüyoruz. Tam boyutlu klavyenin kullanıldığı dizüstünde numarik tuş takımına yer verilmiş olması önemli artık. Burada da bir başka önemli özellik tuşların arka aydınlatmalara sahip olmaları. Biliyorsunuz pek çok modelle halen arka aydınlatma yer almıyor. Klavyenin altındaki touchpad'i ise beğendiğimi söylemem zor. Yüzeyle ilgili bir problem yok fakat sağ ve sol tuş alanı dar olduğundan kullanımı bir nebze de olsa zor. O nedenle muhtemelen ayrıca fare kullanmayı tercih edeceksiniz. Lenovo IdeaPad 500 Intel Core i5 işlemciden güç alıyor. Core i5 6500U işlemcinin kullanıldığı laptop 2.40 GHz frekansında çalışıyor. Bununla beraber cihazda Intel HD Graphics 520 yer alıyor ve ek olarak AMD Radeon RAID M360 GPU kullanılıyor. Böylece seçenek size bırakılmış. Oyun oynamak için AMD Radeon RAID M350 GPU'yu kullandığınızda günümüzün yeni oyunlarında düşük grafik ayarlarında güzel sonuç almanız mümkün. Kuşkusuz IdeaPad 500 bir oyun bilgisayarı değil, ancak oyun oynamanızda da engel değil. Özellikle FIFA 16'da rahat performans alabileceğinizin altına çizelim. Dizüstünde ayrıca 1 TB disk ve 8 GB RAM bulunuyor. Ayrıca bir SSD'ye yer veremediğini söylemek gerek. Özellikle son dönemde SSD'nin önemi büyük. O nedenle bu birimi göremememiz üzücü doğrusu. IdeaPad 500 günlük kullanım için iyi bir model. Tasarımı güzel ve performans açısından da ofis ve ev kullanımlarında iyi bir bilgisayar arıyorsanız tercih edebilirsiniz. Oyun oynamak içinse tercih edilmeyeceğini söylemek gerek, çünkü dediğim gibi Lenovo IdeaPad 500 bir oyun bilgisayarı değil. Yalnızca bu desteği de size mümkün mertebe sağlamaya çalışan bir cihaz. Ancak cihazın konumlandığı fiyat segmentinde de yakın sonuçlar görüyoruz. IdeaPad 500'ü piyasadaki 500 TL civarında bulabilmemiz mümkün. Bunun da bilgisini verelim. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.